Bu videoda levhaların neden hareket ettiğinden bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim hiçbir şey kesin olarak kanıtlanmış değil. Sadece levhaların neden hareket ettiği ile ilgili genel kanaat bu yönde. Elimizde henüz kesin kanıt olmasa da levhaların hareket etmesinde muhtemelen birkaç unsurun birleşmesi söz konusu. Levhalardan önce konveksiyondan bahsedelim. Belki bu terimi biliyorsunuzdur ama bilmeyenlerin olması ihtimaline karşı tekrar edelim. Şurada bir tencerem olsun. İçinde de su var. Tencerenin sadece bir ucunu ısıttığımı varsayalım. İşte sadece şurayı yakıyorum. Bu durumda ne olur? Ateşe yakın olan su diğer kısımlardan daha çok ısınır. İşte şuradaki su ısınacak. Isınırken bir yandan da yoğunluğu azalacak. Bir akışkanı ısıttığınızda moleküller daha çok titreşir ve kinetik enerjileri artar. Ayrıca birbirlerinden uzağa zıplarlar ve yoğunlukları azalır. Ve eğer yoğunluğu az bir şeyin etrafı daha yoğun maddelerle çevrilmişse ki burada akışkan halden bahsediyoruz, sıcak ve daha az yoğun olan su yukarı doğru çıkar. Bu su yukarı çıkınca yerine başka bir şeyin geçmesi gerekir. Tencerenin bu tarafından gelen soğuk su sıcak suyun ayrıldığı yere geçecek. Peki yukarı çıkarken bu suya ne olur? Ateşten uzağa gider ve soğur. Belki diğer sularla karışır veya kinetik enerjisinin bir kısmını komşu suya verir. Yani kısaca soğur. Peki soğuduğunda ne yapmak ister? Unutmayın, genelde ateşe ne kadar yakınsanız o kadar sıcak olursunuz. Yani ateşe yakın olan su daha sıcak olur. İşte şuralar daha sıcak. Şu yukarı kısımlarsa en soğuk sular ve ateşe en uzak olanlar. Şunu unutmayın, en soğuk su aynı zamanda en yoğun olandır. Yani şuradaki su yoğun. Çevresindeki sudan daha yoğun ve batacak. Yine buraya gelip ısınmaya çalışan suyun yerine geçecek. İşte buradaki döngüyü anlatmaya çalışıyorum. Sıcak su yükselir, şöyle sağa aşağı gelir ve soğurken aşağı iner, sonra tekrar ısınır. Aslında bu süreçte ısı transferi yapılıyor. Isının şuradan başlayarak akışkan boyunca hareket etmesi sağlanıyor. İşte buna konveksiyon veya ısının taşınması diyoruz. Levhaların hareket ettiğini düşünmemizin sebebi astenosfer ve manto'da, daha doğrusu mantonun daha akışkan kısmında benzer konveksiyon akımları olduğunu düşünmemiz. Hatırlarsanız mantonun çoğu süngerimsiydi. Yani tam sıvı değil ama tam katı da değil. Plastik gibi. Koyu bir akışkan gibi düşünün. Tam katı da değil, tam sıvı da değil. Ama aynı şeyler burada da oluyor olabilir. Mantoda bazı bölgeler diğerlerinden daha sıcak. Özellikle de astenosfer. Ve bu alanlarda mantodaki maddeler yukarı çıkacak çünkü daha sıcak ve yoğunluk daha az. Yani yukarı çıkacaklar. Belki de levha ve yer kabuğu maddelerini oluşturan birbirinden ayrılan çatlakların oluşumuna sebep olacak. Evet, yukarı çıkarken soğur ve batar. Ama daha sonra tekrar ısınır. İşte kaynayan suda gördüğümüz dairesel hareket burada da var. Unutmayın, bu tamamen sıvı değil, kayaç şeklinde. Yani potansiyel olarak diğer şeyleri de yanında götürecek belki yer kabuğunu yanında sürükleyecek. Hatta sadece yer kabuğunu değil, litosferi de. Şuradaki tüm sert kayaçları yanında sürükleyebilir ve bunlar şu yönde ilerler. Akışkan olarak bakarsak şurada aşağı gelen akışkanlar var. Yani bu noktalarda litosfer aşağı çekiliyor. Şu noktalarda ise yukarı itiliyor. İşte bu konveksiyon akımlarını görüyorsunuz. Bu akışkan konveksiyon akımları kaynayan sudaki gibi çok hızlı değil. Bunlar yavaş hareket eden konveksiyon akımları. Yine de yeteri kadar hareket ediyorlar ve litosferi beraberlerinde götürecek kadar sürüklüyorlar. İşte levhaların hareket etmesiyle ilgili baskın olan teori bu. Bu litosfer levhalarının çıkıntının oluştuğu bu alandan uzaklaştıkça kalınlaştığını söyleyen teoriler de var. Mesela şuradaki okyanus kabuğu. Yani zamanla bu bölgeler daha yoğun olacak. Çünkü burada daha çok soğumuş madde var. Zaten biraz daha aşağıda kalıyorlar çünkü burada alanın çoğu oluşuyor. Belki yer çekiminin etkileri de var. Ama baskın etkinin üst mantodaki konveksiyon olduğu düşünülüyor.